Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, урматтуу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри, урматтуу Түркия Республикасынын айыл чарба экс-министри, урматтуу Түркия Республикасынын Бишкектеги элчиси, урматтуу ректор, урматтуу биринчи проректор, медиа манастын урматтуу угармандары, урматтуу агай-эжелер жана сүйүктүү студенттер. Кыргыз Түркманас Университетинде өткөрүлүп жаткан Анатолия мектеби Чыңгыз Айтматовдун мекенинде аттуу семинарга кош келиңиздер. Сайын Кыргызстан Жумхуриятинин Меджлис Башканы, Сайын Кыргызстан Жумхуриятинин Культур, Информацион ве Туризм Баканы, Сайын Түркия Жумхуриятинин Эски Тарым ве Көй Иштери Баканы ве Анадолу мектеби Башканы, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi, Sayın Rektör, Sayın Prorektör, değerli akademisyen ve hocalarımız, Medya Manas'ın değerli izleyiciler ve dinleyiciler, üniversitemizde düzenlenmekte olan Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov'un memleketinde konuğu panele hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle sizleri iki ülke milli marşlarına dinlemeye davet ediyorum. Çok kıymetli Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kenesi'nin törahası, çok kıymetli Kırgızistan Kırgız Respublikası'nın Kırgız Cumhuriyeti'nin Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı, çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz, çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanımız, eski Tarım Bakanımız, çok kıymetli Roza Aytmatova hanımefendi, çok kıymetli dostumuz Abdullahcan Akmataliyev kardeşimiz, burada bulunan Büyükelçiliğimizin çok değerli müşavirleri, Aska Türklerimizin çok değerli başkanı, bugünkü programımıza katılan Yazarlar Birliği Başkanımız ve çok saygıdeğer misafirlerimiz, Atatürk Türk Tarih Dil Yüksek Kurumu'nun temsilcileri ve hepimiz için aslında buradaki toplantımıza sebep teşkil eden Anadolu Mekteplerinin seçkin temsilcileri, Türkiye'den gelen sevgili evlatlarımız ve onların çok değerli öğretmenleri, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizin eğitim öğretim yılına başladığı bu haftada çok manalı ve üniversitemizin kuruluş amacına çok uygun düşen ve üniversitemizin bu kampüsünün adını vermiş olduğu ulu atamız Cengiz Aytmatov'u bir kere daha saygıyla ve rahmetle anarak buna vesile olan saygıdeğer bakanımı ve Anadolu Mektepleri platformunu ve onun çok değerli mensuplarını kalbi duygularla selamlayarak teşekkür ederim. Hurmatlı Töraha, bugün üniversitemizin açılışının birinci cumasında Bolu'muz. Sizdince de
Madaniyat Malumat Cana Turizm Ministerimizin, Cana Unmattı Konuklarımızın, Büyükelçimizin Burcu'da bizimle buluşu bizim için ötü manili, cana bahtolu bir mümkünçülük oldu. Ben gelgeniz için sizlerge özgüçü, özüm atınan cana, kanımana sümet ettim, Cahpı Cemaat'a atınan Çın dilimden hoş geldiniz demek için. Bugün bu güzide topluluğa üniversitemizin ev sahipliği yapmış olması bizi çok mutlu etmektedir. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatoğlu'nun 90. yaşını 2018 yılında Kırgızistan'ımızda ve özellikle de Manas Üniversitemizde çok etkin ve çok anlamlı faaliyetlerle anmış ve Cengiz Aytmatoğlu bir kere daha her kesimden insanın dikkatini çekecek şekilde programlarımızı icra etmiştik. İşte bu programların belki de 2019 yılına uzanan ve 2019 yılında da Cengiz Aytmatoğlu'nun gündemde olmasını sağlayan programda birlikte yine icra edeceğiz. Kanal Adım Mektepleri platformu hakkında tabii ki çok fazla bilgi alacağımızı Sayın Bakan'dan ve konuşmacı olacak gençlerden bekliyorum. Ama şunu biliyorum ki 2018 yılında Türkiye'nin 40 civarındaki vilayetinde yüzlerce gencimiz Cengiz Aytmatoğlu okudu. Bütün eserlerini, temalarını, kahramanlarını, manasını tartıştı ve çok güzel bir şekilde bunu içselleştirerek Türk dünyasının bu büyük yazarını gençlik olarak geleceğe taşıyacak yüksek bir donanıma kavuşmuş oldular. Türk dünyasının bu yüksek donanımlı gençlerini gönülden kutluyorum ve bu çalışmalarından dolayı Anadolu Mektepleri platformunu ve başında Sayın Bakanımız Profesör Doktor Sami Güçlü Beyefendi'yi gönülden tebrik ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi sözü Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Asılbek Kulmuzer hocamıza veriyoruz. Hurmatlı Kırgız Respublikası Cumhuriyeti Genç'in Törevası, Hurmatlı Kırgız Respublikası'nın Madaniyat, Malumat, Turizm Ministri, Hurmatlı Elçi Mırza, Hurmatlı Anadolu Mekteplerinin Başkanı Kengeşim Törevası, Hurmatlı Rıza Törekoğlu'na, Hurmatlı konuklar. Bugün üniversitemizde Türkiye'den gelen konuklarımız var, yaş okuçular, liseylerde cana üniversitenin okuçuları. Bunlar bir canlı görevle başlaşıptır. Tursa'da Anadolu Mektepleri tarafından Çıngız Aytmatov'un çarmalarını okuşup oşol neyizde bir talkoğu, cağrış seminarlardan gelmişleri 40 yaş bistimbaldar Kırgızistan'da gelip birinci yolu Kırgızistan'da tanışı. Bugün üçüncü günü geçe Kırgızistan'ın bir aymaklarında kıldırışıp, ıskır göçeyim barışıp Çıngız Törekuloviç'in çarmalarında göstertülgün, çağıldırılan Kırgızistan'ın aymakları, insanları, yerler, uçulurdu, tanışıp geliştirdik. Benim için bu labdan yakışı bir görevdi, örnek, iş. Bu okuçularda bardığı sınavımızdan terim kutluktayım bu labdan, çok yetişkendik. Çok sevgili gençler, Anadolu Mektepler, lise öğrencileri. Siz bir bu dünya desek de olur, bir yenilik getirdiniz. Kırgızistan'ın en büyük yazarı, dünyanın bir miras insanı olarak Cengiz Aytmatov'un yaşadığı vatanını kendi eserlerinden tanıdınız. İki gün önce ilk defa Kırgızistan'da gelip o eserlerinde gösterilen, yazılan Kırgız milleti, Kırgız insanı, Kırgız toprağını tanıdınız.
Bu çok bir büyük iş. Ben Anadolu Mektepler Yürütme Kurulu Başkanı olarak çok tebrik ediyorum. Bu da Kırgızistan gençlerine bir örnek iş ve yapılacak iş diye düşünüyorum. Kırgızistan'ın iki tereddütsüz, tartışılsız bir sembolü var. Onun birisi Büyük Destan Manas. İkincisi Cengiz Aytmatov. Bu iki mirasımız Kırgızistan'ın ruhun, insanın, toprağın, tarihin ve kültürün dünyaya tanıtan bizim miraslarımız. Bunu okuyorsunuz, demek Cengiz Aytmatov'un ruhu sizlerde, sizin ruhunuzla beraber yaşıyor ve devam edecek. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Kırgızistan'a hoş geldiniz. Ve Türkiye'ye döndüğünüzde daha çok gençler Kırgızistan üzerinde bilgi alacak ve Cengiz Aytmatov'un toprakların, kardeşlerin, vatandaşların gördükte döneceksiniz ve Türkiye'den daha Kırgızistan'a gelip Kırgızistan'ı tanıyıp isteyen kişiler, gençlerin sayısı artacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ey dedem Alparslan'ın doğduğu kutsal topraklar. Ecdadımın damla damla kanlarıyla sulanmış Türk'ün ana yurdu. Bu şanlı milletin ilk defa tarih sahnesine çıktığı ata yurdumuz aziz Orta Asya. Sizlere Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Fatih'in, Yavuz'un, bütün bir Anadolu'nun selamını getirdim. Esselamun Aleyküm. Bozkır'ın bilgesi Cengiz Aytmatov konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bu toprakların yetiştirdiği kıymetli yazarımız Cengiz Aytmatov'u anmak, onun yetiştiği ve eserlerine ilham kaynağı olan toprakları görmeye, siz Kırgız kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Şimdi sizlere birkaç cümleyle Cengiz Aytmatov'un hayatından bahsetmek istiyorum. Cengiz Aytmatov 1928 yılında Talas Vadisi'nde bulunan Şeker Köyü'nde doğmuştur. 14 yaşında babasını kaybeden Aytmatov erken yaşta iş hayatına atılır. İlk görevi ise köy kolhozu sekreterliğidir. İlk eserini 1952 yılında Pravda gazetesinde yayınlamıştır. Bu tarihten sonra birçok eser yayınlayan Aytmatov 1968'de Büyük Sovyet Edebiyat Ödülünü kazanır. Yazarlığının yanı sıra Sovyet Parlamentosu Kültür ve Ulusal Diller Komitesi Başkanlığı, Sovyet Yazarlar Birliği Komitesi Başkanlığı, diplomatlık görevlerinde bulunan Aytmatov 9 Haziran 2008'de vefat etmiştir. Ben sözü fazla uzatmadan panelist arkadaşlarıma vermek istiyorum. İlk panelistimiz Büşra Gür Ocak. Ailesi 1982 yılında Van Ulupamir köyüne yerleştirilen Kırgız Türklerindendir. Panelimize Ankara'dan katılmaktadır. Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisidir. 2 senedir Anadolu Mektebi yazar okumalarına devam etmektedir. Konusu Cengiz Aytmatov'da halk bilimi unsurları. Ben sözü Sayın Gür Ocağı veriyorum. Öncelikle sizleri salamatsızlar diyerek Kırgızca bir selamlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim ata yurdum Kırgızistan, ana vatanım ise Türkiye'dir. Savaşlar ve Sovyetler işgali gibi sebeplerle yıllar önce göç etmiş Kırgız bir ailenin Türkiye'de doğup büyüyen kızı olarak hiç görmediğim ata topraklarımın insanlarını, yaşayışlarını, kültürünü ve coğrafyasını Cengiz Aytmatov'un eserlerini okuyarak daha yakından tanıdım. Şimdi ise Cengiz Aytmatov vasıtasıyla ata topraklarıma kavuştum. Yaşadığım duygular tarifsiz. Bu duyguları yaşama vesile olan Cengiz Aytmatov'a ve Anadolu Mektebi ailesine minnetimi ifade ederek bu metni sizlere sunmak bana ayrı bir heyecan ve gurur veriyor. Bir millet nasıl ölümsüzleştirilir?
Nasıl yıllar yılı bir toprağın insanı, tarih içinde kazandığı değerlerini, acılarını, kahramanlıklarını ve tecrübelerini tüm dünyaya duyurabilir. İşte bunları o, dünyaca tanınan yazar, ressam, gazeteci, diplomat ve siyasetçi unvanlarına sahip Kırgız balası Cengiz Aytmatov gerçekleştirmiştir. Cengiz Aytmatov ile Muhtar Şahanoğlu'nun Şafak Sancısı adlı söyleşi kitabında milletin dört anası olan ana yurt, ana dil, esas direk ve milli tarihten bahsedilir. Vatanın dört anasından esas direk örf, adet ve geleneklerdir. Aytmatov milli hafızasına bağlı kalmanın ve onu korumanın bilinciyle yetişmiştir. Bunda annesinin, babaannesinin öğretilerinin ve tüm yaşanmışlıklarının büyük rolü vardır. Halkın tarih boyunca çektiği sıkıntılar, totaliter sistemin acı etkileri, edindiği tecrübeler ve geçmişten gelen köklü Türk kültürü onun eserlerinin temelini oluşturmuştur. Kırgızlar yaşadıkları zorlu yıllara rağmen kültürlerine ait pek çok halk bilimi unsurunu yaşatmışlardır. Efsanelerden, masallardan ve Kırgız sözlü geleneğinin en büyük ürünü olan Manas Destanı'ndan ilham alan Aytmatov, bunlara eserlerinde yer vererek Kırgız halkına dair kültür unsurlarını korurken, gelecek nesillere aktarılmasına da öncülük etmiştir. Onun eserlerinde milli adetleri, halkın gelenek ve göreneğini, manevi ve kültürel değerleri, kısaca halk bilimi unsurlarını ince ince dokuduğunu görürüz. Örneğin Kırgızların en büyük özelliği olan misafirperverlik hayli önemlidir onun eserlerinde. Misafiri iyi ağırlayamamak gurur kırıcıdır. Selvi Boylum Al Yazmalı'nın kitabında anlatıldığı üzere Asel'e gelen dünürler görenekleri adam akıllı ağırlanmadan bırakılmazlar. Ebedi Gelin adlı eserinde de bir düğün olduğunda uzaklarda oturan dünürlerin dağları aşarak geldikleri ve çok iyi ağırlandıklarını söylenir. Dünürlerin de yanlarında hediye etmek için kürkler, altınlar ve sürülerle çeşitli hayvanlar getirmesini anlatarak hediyeleşme geleneğinin önemini vurgular. Kırgızların düğün ve evlilik ile ilgili diğer geleneklerini de verir. Kırgızlar arasında evliliklerin görücü usulüyle yapılmasından, kızın düşüncesini sorulmadan evlendirilmesinden, kaçarak evlenmelerden bahseder. Kaçarak evlenen çiftler, Selvi Boylum Al Yazmalı'nın kitabının önemli isimleri İlyas ve Asel'de olduğu gibi sonradan gidip aileden af diler. Yeni evlenmiş çiftlere de Tanrı mutluluğunuzu esirgemesin, bol çocuklarınız olsun anlamına gelen, koluna konan Şahin'in ipi sağlam olsun dileğinde bulunulur. Kırgız gelinlerinde utanma duygusu ve saygı da çok önemlidir. Gelin hayatının geri kalanında kaynağılarının, görümcelerinin ve diğer saygı duyulması gereken aile üyelerine ismiyle hitap etmez. Bu Kırgız kültüründe saygıyı gösterir. Sevgi, aile kurmak. Aile kurmak da büyük şenlikler demektir. Nişan eğlenceleri adetten dolayı sabaha dek sürer. Düğünleri de pek gösterişli, şatafatlı olur. Düğün şenliklerinin çoğunda at yarışları düzenlenir. Sadece evlenecek çiftlerin oynadığı, geline yetiş ve atla oynanan köküpar oynanır. Eğlencelerde kopuz ve diğer çalgıların kullanıldığı görülür. Aytmatov'un eserlerinde kopuz ve diğer çalgıları sadece eğlencelerde değil, ağıtlarda ve bozdaklarda da görürüz. Ağıt kültürü ayrıca çocuk oyunlarına da yansımıştır. Çocuk oyunları da anlatılır Aytmatov'un eserlerinde. Selvi Boylum Al Yazmalı'nın kitabında yeni yürümeye başlamış bir çocuk için Ayak Bağı adında mahallenin çocuklarıyla bir oyun oynanır. Komşular çağrılır, kara ve ak yünden bir ip örülür. Kırgız milleti için önemli olan bir diğer kültürel unsur müziktir. İnsanlar içindeki coşkuyu yahut acıyı hep bir ezgiyle anlatırlar. Bu ezgilere genelde Kırgız kopuzu eşlik eder. Hiç kimsenin avutamayacağı, çaresiz, ağlayan bir adamın bozlamasını anlatıyordu kopuzun telleri der Elveda Gülseri kitabında. Ayrıca yığırın yani türkünün insanın içini temizlediğini söyler. Ölümle ilgili geleneklerden biri hüzünlü yaz şölenlerinden, bu şölenlerde kesilen kurbanlardan, söylenen ağıtlardan bahseder yazar. Ölüyü gömme usullerini anlatır gün olur asra bedelde. Oysa savaşın acı yüzü gelenekleri yaşatmaz bazen. Toprak Ana'da üç oğlunu kaybeden Tolganay'ın şu sözleri dikkat çeker. İki gün sonra Aliman'ı gömdük. Geleneklerimize göre bir kadın ölüyü gömmek için mezarlığa gidemez. Bu işi erkekler yapar. Fakat ben gittim çünkü bizim evde erkek yoktu.
Cengiz Aytmatov eserlerinde mutfak kültürüne dair Kırgızların doğumlarda ve sünnetlerde kurban kestiğini, misafirlerini yedirip içirdiklerini ve genellikle koyun keserek ağırladıklarını anlatır. At etinden, kımızdan, borsoktan yani bu hamur kızartması oluyor ve kendilerine has olan ekmeklerden bahseder. Giyim kuşam kültürüne dair ise kalpak, içik, çapan gibi unsurları kullanır. Elveda Gülsarı kitabında el işleri, el sanatları kaybolup gitti. Oysa insan ruhunun aynası, el hüneri, göz nuru değil midir? Diyerek el sanatlarının, özellikle keçe çadırlarının kaybolmasından yakınır Aytmatov. Konuşmamın sonlarına yaklaşırken şunları söylemek istiyorum. Toprak Ana'da bir söz der ki, halk bir der denizdir, derin yeri de vardır, sığ yeri de. İşte söylendiği gibi, Kırgız halkı derin bir deryadır. Aytmatov'da eserlerinin çoğunda Kırgız halkının yaşadığı güçlüklerle mücadele edişini, birlik ve beraberliklerini, hayatın onları acılarla beslemesini anlatırken, özellikle Kırgızların, genelde bütün Türk dünyasının halk bilim unsurlarını çokça ele almıştır. Böylece Bozkır'ın bilgesi Cengiz Aytmatov, kültürel hafızayı koruyarak manevi mankurtlara dönüşmeyeli mesajını vermiştir. Cengiz Aytmatov'un vasıtasıyla kendi kültürümü daha iyi tanımaktan ve sizlere anlatmaktan onur duydum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Kırgız Türkçesiyle de sizlere olan vedamı dile getirmek istiyorum. Cengiz Aytmatov'un çağırmalarını hop durup uşulcazını cazdım. Sizlere de Türkçe düşündürüp verdim uşunlar. Uşul program beni meç körübe göndüşüp Kırgızistan'ımda körübeme sebep oldu. Buyursam bundan kim de körüp duram. Çoğun rahmat. Milleti millet yapan unsur, dili, tarihi ve kültürüdür. Cengiz Aytmatov da bu kavramların öneminin bilincine sahiptir. Eserlerine Kırgız kültürü ilham kaynağı olmuştur ve bu kültürün unsurlarını eserlerine yansıtmıştır. Büşra arkadaşımıza da Aytmatov'un eserlerinde anlattığı Kırgız hikayeleri, Kırgız mutfağı, Kırgız türküleri gibi halk bilimi unsurlarını anlattığı için teşekkür ederiz. Sıradaki panelistimiz Muhammed Zeki Öztürk. Panelimize Düzce ilinden katılmaktadır. Düzce, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisidir. 2 yıldır Anadolu Mektebi yazar okumalarına devam etmektedir. Konusu Cengiz Aytmatov'un eserlerinde savaşın aile üzerindeki etkileri. Ben sözü Sayın Öztürk'e veriyorum. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli misafirler ve çok değerli Anadolu Mektebi öğrencileri. Sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bugün sizlere dilim döndüğünce Cengiz Aytmatov'un eserlerinde savaşın aile üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. İzninizle. Cengiz Aytmatov'un roman ve hikayelerinde doğa, aşk, savaş, aile hayatı iç içe örülmüş bir destansı söyleyiş ile karşımıza çıkar. Türk dünyasının eşsiz kalemlerinden Cengiz Aytmatov, aileyi toplumun en önemli unsuru olarak görmekle birlikte, savaşı ise ailenin en büyük düşmanı olarak görür. Cengiz Aytmatov, birçok eserinde bu iki kavram üzerine yoğunlaşmıştır. Çünkü Aytmatov, savaşın o zorlu ve buhranlı yıllarını babasız bir çocuk olarak geçirmiş olması, onu yazmış olduğu eserlerde bu iki kavram üzerinde yoğunlaşmasında etkili olmuştur. Çünkü Aytmatov'un yaşamış olduğu zorluklar, onun küçücük yüreğinde büyük yaralar açmış ve bu da pek tabii olarak eserlerine yansımıştır. Eserleriyle adeta ailenin önemini, savaşın aileyi nasıl etkilediğini, ailenin hayatımızın mihenk taşı olduğunu gözler önüne sermek istemiştir. Yazar, savaşın aileye verdiği zarara değindiği kadar geçmişini unutan insanlara da bir eserinde yer vermiştir. Ailesinden uzaklaşan bir kişiyi Gün Olur Asla Bedel adlı romanında okuyucularına sunmuştur. Bir konuşmasında ise bu kişilere mankurt ifadesini kullanmıştır. Mankurt ifadesini açmak gerekirse, mankurtlaşan biri geçmişini,
babasını ve atasını tanıyamaz. Çünkü mankurt, efendisine biat edip itaatte kusur etmez bir köledir artık. Hiçbir şeyi sorgulamaz ve efendisinin her isteğine kaba kuvvet kullanarak yerine getirir. Mankurt, düşünme yeteneği olmayan veya muhakeme yürütemeyen, benzerlerinin acılarını hissetmeyen, farklı manevi değerleri kabul etmeyen biridir. İşte buradaki mankurt tabiri, geçmişiyle bağı olmayan, aile mefkuresini yitirmiş kişilerdir. Bizler hiçbir gücü aile ve milletin üstünde görmemeliyiz. Asla bizi mankurtlaştıran ideolojilerin peşinden sürüklenmemeliyiz. Yazar, savaşın aileye verdiği zararı Toprak Ana adlı eserinde şu şekilde ifade etmiştir. Toprak Ana'da Tolganay karakteri bize anne rolünü ve aile bağlarının bu karakter üzerine yoğunlaşmasını anlatır. Tolganay, kocası için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmemiştir. Hiçbir zaman ümidini kaybetmeyen, eşini ve 3 çocuğunu kaybetmesine rağmen hayattan bağlarını koparmayan insan modelini bize en güzel şekilde ifade etmiştir. Toprak Ana bu acıdan sevgiyi, aşkı, acıyı, umudu, yoksulluğu ve yokluğu, yani hayatı son demine kadar yaşayan insanların hikayesidir. Bir başka eseri olan Sultan Murat'ta ise kendi çocukluğuna benzer bir hikayeyi okuyucularına sunmuştur. Savaşın tüm zorlukları 7'den 70'e herkesin hayatını olumsuz etkilemiştir. 7. sınıf öğrencileri bile savaştan etkilenmiş ve savaş yüzünden okullarını bırakıp cephedeki askerlere yardım etmek için fedakarlıklar göstermişlerdir. Yazar, bu eserinde 15 yaşındaki bir çocuğun babasının yokluğunu ailesine hissettirmemek için vermiş olduğu mücadeleyi, bu mücadele ekseninde gelişen ve onun hayata tutunmasını sağlayan bir takım olaylar işlemiştir. Savaşın bu sefer de eğitim hayatına vermiş olduğu zorlukları bize hüzünlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu olaylar bize vatan toprağında yetim kalışın hazin hikayesini anlatır. Aytmatov'un bir başka şaheseri olan Cemile'de okuyucuya gösterdiği aile modeli, örf ve adetlerine uygun, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir aile modelidir. Lakin günümüzdeki aile yaşayışı biraz daha farklılaşmış olsa da savaştan her iki aile modeli de aynı şekilde etkilenir. Aileden savaşa giden iki genç yüzünden işler aksamış ve kadınların üzerine kalmıştır. Seyit, Seyit'in annesi ve Cemile'nin üzerine kalan işler günlük yaşayışlarını olumsuz etkilemiştir. Bu durum aileyi psikolojik bir baskı altına almıştır. Ama yine de kadınlar ümitlerini, umutlarını hiçbir vakit kaybetmemişlerdir. Hikayede savaşın içler acısı durumunu bize şu bölümde ifade etmektedir yazar. Savaştan dönen bir gence çocuklar savaş hakkında sorular sorduğunda gencin verdiği şu ibretlik sözler: "Hayır, olmaz. Savaşın ne olduğunu bilmeseniz daha iyi. Savaş öyle laf olsun diye anlatılacak bir konu değil." ifadesi savaşın vahametini en etkili şekilde ortaya koymuştur. Aytmatov'un Asker Çocuğu adlı hikayesinde savaşın bir çocuğun nasıl yaraladığını, babasını dahi göremeyen bir çocuğun üzerindeki yıkıcı etkiyi, annesinin ise ona babasızlığın nasıl bir durum olduğunu göstermemek için ümidini kaybetmeden, hayata küsmeden yaşam savaşının nasıl devam ettirdiğini bize anlatmıştır. Savaşın bir çocuğun dünyasında ne kadar büyük bir tahribat bıraktığını gözler önüne sererek bizlere savaşın en büyük hasarını yine aile fertlerine vermiş olduğunu izah etmiştir. Aytmatov'un eserlerinin geneline baktığımız zaman karakterlerinin her daim ümit var olan kişilerden seçmiştir. Savaş ne kadar çileli geçerse geçsin, eserlerindeki karakterler asla gelecekten ümidini kaybetmemişlerdir. Burada aslında bizlere çok önemli mesajlar vermek istemektedir. Çünkü dünya döndükçe savaşlar devam edecektir. Bu yaşamın kaçınılmaz gerçeğidir. İşte bu yüzden Aytmatov eserlerinde her daim zorluklar karşısında bizim hayata küsmememizi, zira zahmet çekmeden rahmet olmayacağını ısrarla vurgulamıştır. Yazar eserlerini oluştururken okuyucularını hayatın gerçekleriyle yüzleştirmeyi düşünmüş olsa gerek ki insanların hayatını çok derinden etkileyen savaş kavramı üzerinde durmuş ve insanları eserleriyle eğitmeyi amaçlamıştır.
Aytmatov, Türk dünyasının en şahsiyetli yazarlarındandır. O bize aslında Kırgız edebiyatından aldığı ilhamla Türk dünyasının yaşadığı ızdırabı, yıllarca komünist rejimde yaşayan bir milletin manevi değerlerinden uzaklaşması sonucu içine düştüğü bunalımları anlatarak bir çıkış yolu göstermek istemiştir. Özellikle bir Anadolu çocuğu olarak bizler Aytmatov'un eserlerini okurken ondan birçok ders çıkardığımıza inanıyorum. Bize en büyük katkısının tarihimizi hatırlatmak olduğu kanısındayım. Yazarın eserlerini okurken insanların karşılaştığı zorlukları okuyunca hemen aklıma bundan yaklaşık 100 sene önce vermiş olduğumuz Birinci Cihan Harbi ve milli mücadeledeki çektiğimiz zorluklar aklıma geldi. Bu sayede yazarı okurken hem tarihimizi yad etmiş olduk hem de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlarda korkmamayı, yılmamayı ve yese düşmemeyi öğrenmiş olduk. Yazar, zorlukları yenebilmek için kardeş olmamız gerektiğini, bölünürsek yok, bölüşürsek top oluruz sözünü düstur edinerek eserlerinde her daim bu durumu ortaya koymuştur. Ancak Aytmatov sadece belli başlı bir kesime değil, aslında tüm dünyaya seslenmektedir. Bu bağlamda eserlerinin 176 dilde olması da bunun en güzel örneğidir. Dünya edebiyatına büyük eserler bırakan Aytmatov, niteliği büyük eserleriyle dersler vermiştir. Savaş ve ailenin iç içe bir kelime olduğunu bizlere göstermiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü tekrardan sağ olun. Değerli sunumlarından ötürü Zeki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Zeki, bize Aytmatov'un hemen hemen bütün eserlerinde işlediği, savaşın aslında en büyük hasarının aile fertlerine verildiği, geride kalan kadınların ve çocukların yaşam mücadelesini Aytmatov'un eserleri ışığında anlatmıştır. Savaş ve ailenin de iç içe bir kavram olduğunu izah etmiştir. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Sıradaki panelistimiz Beyda Nur Kaya. Panelimize İstanbul'dan katılmaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisidir. 5 yıldır Anadolu Mektebi yazar okumalarına katılmaktadır. Konusu Cengiz Aytmatov'un eserlerinde özgürlük imgesi. Ben sözü arkadaşımıza veriyorum. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Benim bahsedeceğim Hür Olmanın Şartları biraz daha geniş. Bu yüzden aklınızı zindan veyahut da parmaklıklar olarak sınırlandırmamanızı rica ediyorum. Çünkü günlük hayatta yaşadıklarımız, prensiplerimiz, önyargılarımız ve bunun benzeri birçok şey bizi kısıtlıyor aslında. Cengiz Aytmatov'un cümleleri ise bu kısıtlamaları afişe edecek kadar içten, hiç şüphesiz sahici. Ben onun eserlerini ilk okumaya başladığım zamanlarda hiç unutmayacağım ve öykünün akışında da çarpıcı bir isyan niteliği taşıyan şu cümleyi sık sık tekrar eder. Balık olacağım. Duyuyor musun dedi. Balık olacağım ve yüzüp gideceğim buralarda. Üstelik balık olmayı düşleyen küçük çocuk boylu boyunca uzanan Kırgız dağlarının eteğindeki yıkık dökük bir evden sesleniyordu dedesine. Her gün engin denizdeki beyaz gemiyi gözlerken elindeki dürbün sadece uzakları değil bizim gördüklerimiz, görmediklerimizle gösteriyor olsa gerek. Çünkü onu terk eden annesinin şehirdeki yaşantısını öğrendiğinde saklayamadığı şaşkınlığı hepimize ders olacak cinsten şu sözleri söyletmiş. Büyük bir binanın küçücük bir odasında oturuyorlarmış. O kadar küçük bir odaymış ki insan orada kımıldayamıyormuş bile. O binanın avlusu da bir pazar yeri gibi kalabalıkmış ve kimse kimseyi tanımıyormuş. Ama yine de devam ediyormuş hayat. İnsanlar evlerine girer girmez kapılarını sımsıkı kapar, kilitlerlermiş. Bir hapishane hücresi gibi o dört duvarın içinde kalırlarmış hep. Genel olarak hayatımızın birçok kısmında kendimizi özel hissettirdiğini düşündüğümüz bu durum konutlaşmadaki çok ufak bir yeri aslında şu an eleştirilen. Maddiyatçılığa alışmamız, idealist olmayan kuru hırslarımızın peşinde koşarken kaçırdığımız yaşantı sürekli bir vicdan azabı olarak dikiliyor aslında Cengiz Aytmatov'u okurken. Çünkü bizler caddelerde arabalarımız içinde sinir harbi yaparken onun sayfalarındaki insanlar geniş sarılı bir atın üstünde güneşe doğru koşuyorlar.
Üstelik sadece insanlar değil, boğaklar da hür olmadan yaşayamıyorlar. Örneğin Elveda Gülseri adlı öykü kitabındaki Gülseri çok güzel, herkesi imrendiren, yüksek makama sahip insanların bile ele geçirmeye çalıştığı bir yorga attır. Yalnız gelin görün ki o bir ahırın içinde sahibini bekleyecek kadar su değildir. Onu yetiştiren Tanabay bile bu kadar özgür ruhlu olacağını hesaba katmamış olacak ki, bir seferinde ona kelepçe vuran insanlardan kaçıp yanına geldiğinde gözyaşlarını tutamaz. Gülseri ise onun koşması için önüne dizilmiş dağlardan asla vazgeçmemiştir. Öyle ki insanları köle gibi çalıştıran ve her dediğini yaptıran kolhoz başkanını dahi çaresiz bırakacak cinsten özgürlüğüne düşkündür. Zaten biz insanlar kendi prangalarımızın farkında olmayınca bizden daha aciz olanları kafese tıkmaktan, herkes bizim hizmetimizdeymiş gibi davranmaktan zevk alırız. Gülseri'nin yanı sıra aynı öyküde onun seyisini yaptığını belirttiğimiz Tanabay da hür olmanın peşindedir. Ve bunu tekrar elde etmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtircesine şu sözleri kullanır. Hiç kimse bize yol döşemedi. Yolumuzu kendimiz açacak ve kendimiz yapacağız. Tende beden, bedende can taşıdıkça hayat yolunun önündeki engelleri aşmaya, kaldırmaya çalışacaksın. Arkadan omuz vereceksin. Kim bilir, belki de Gülseri fıtratındaki bu tutkuyu Tanabay sayesinde diri tutmuştur. Özgürlük konusunda başka bir örnek daha verecek olursam, Sultan Murat adlı kitabında savaşın ortasında kalmış, aynı zamanda kitaba ismini veren bir çocuk vardır. Çoğu yapıtında olduğu gibi savaş başlamadan önce her şey normal seyrinde geçerken babası Sultan Murat'a şehre inmeyi teklif eder. Yola çıkmadan önce heyecanından işe sarılan, kardeşlerine dahi iyi davranan Sultan Murat'ın aynı günün gecesinde gördüğü rüyayı ondan dinlemenizi istiyorum. İnsan yürür, koşar, yüzerdi ama uçuyordu. Tam bir kuş gibi değil. Kuşlar kanat çırparak uçarlardı. O ise sadece parmaklarını uzatmış, usulca kımıldatıyordu. Ama ne de kolay uçuyordu, hürdü. Sessiz ve gülümseyen boşlukta, nereden gelip nereye gittiğini bilmeden uçuyordu. Az önce belirttiğim Beyaz Gemi ve Sultan Murat adlı bu ilk eserinde de özgürlüğü yan tema olarak aldığını düşünürsek, yazarımızın çocukların o saf duygu dünyasından böylesine bir alıntı yapmış olması bize özgürlüğün tanımını yapmakta kolaylık sağlıyor. Yalnız özgürlüğü size anlatırken konuşmamın devamında sık sık zikredeceğim bir kelime daha var. Tutsaklık. Zira özgürlüğü var eden tutsaklıktır. Tam tersi de geçerli. Aytmatov'un Cengiz Han'a Küsen Bulut adlı eserinde Cengiz Han'ın adaletine şahitlik eden bir bulut vardır. Bu bulut savaş boyunca gittikleri yolda ordunun güneşle arasına gölge düşürecek bir perde görevi görür. Kâhinlerinden biri bunun müjde olduğunu dile getirdiğinde acımasızlığıyla bilinen hükümdar beklenilenin aksine hiçbir şey yapmaz. Daha sonraki günlerde ise verdiği hükme gizlice karşı gelmeye çalışan iki kişiyi idam ettirir. Bu idam sonucunda müjde getiren bulut hiç var olmamış gibi kaybolur. Haksız bir hükme karşı Tanrı'nın tepkisi olarak nitelendirebiliriz bu durumu. Binleri kılıcından geçiren hükümdarın küçük bir bulutun çekip gitmesiyle ortaya çıkan bu adziyeti daha ibretlik sembolize edilemezdi sanırım. Kanun namına tutsaklığı dile getirirken biraz da insanın kendisini tutsak etmesi durumundan bahsetmek istiyorum. En iyi aşk öykülerinden biri olarak kabul edilen Cemile de Cengiz Aytmatov'un diğer eserleriyle aynı doğrultuda olacak şekilde savaşla başlıyor. Evli ve eşi savaşta olan Cemile'nin savaştan dönen kimsesiz bir adama aşık olduğu bu eser içerik itibariyle tartışmalı olabilir ama ben hikayeyi ağzından dinlediğimiz o ressam çocuğun tarafından bakmak istiyorum. İyimser yani. Çünkü Cemile bazı sınırları kendi kalbinden kaldırdıktan sonra aşkı hissediş anı çok önemli. Hatta umursamadan dağların eteklerinde özgürce koşuşları mutlaka okumanız gereken bir manzara. Cengiz Aytmatov, halkının en zor zamanlarını geçirdiği savaş döneminde yaşamış ve buna bizzat şahitlik etmiştir. Eserlerindeki ana tema da zaten genellikle savaştan hareketle şekillenmiş. İçine aşk, doğa sevgisi ve birçok unsur yer edilmiştir. Kırgızların gerek yaşadığı coğrafya, gerekse ortak ögemiz olan kültür unsurları hali hazırlıkta özgürlükçü olmayı iten sebepler. Bu sebeplerden en önemlisi göçebelik unsurunu eserlerinde bariz bir şekilde görmek mümkün.
Yıl içinde mevsim değişiklikleri sebebiyle çadırlarda yaşayan karakterlerimizin yaptıkları meslekler de yönetim şekli itibariyle şartlara göre değişiyor. Geneli tarıma ve hayvancılıkla uğraşan bu tiplemelerin çoğunun eli topraktan çıkmıyor. Günümüzden farklı olarak çok çalıştıkları, hatta çok yoruldukları halde etraflarına bakarak bulundukları yeri derinlemesine inceleyip sonsuzluğun içindeki çabalamaları da bu tiplemelerde genel bir farkındalık oluşturuyor. Şu ana kadar özgürlüğün sonradan elde edilen bir şey olmadığını, zaten fıtratımızda yer ettiğini, fakat farklı sebeplerden dolayı bu duygunun örselendiğini, hatta kaybedildiğini Cengiz Aytmatov'un eserlerinden örnekle anlatmaya çalıştım. Son olarak yazarımızın küçük bir cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neye yarardı ki güzellik? Güzel olmaya ihtiyacı mı var insanın? Güzel gözler değildi onun istediği. Suyun dibinde de çok iyi gören gözler gerekiyordu ona. Suyun dibinde de çok iyi gören gözlere sahip olmanız dileğiyle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli sunumlarından ötürü arkadaşımıza teşekkür ederiz. Beyda Nur bize Aytmatov için özgürlüğün önemini, onun eserlerindeki özgürlük imgesini anlattı. Kendisine tekrardan teşekkür ederiz. Sıradaki panelistimiz Şeyma Sarı. Panelimize İstanbul'dan katılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisidir. 4 yıldır Anadolu Mektebi yazar okumalarına katılmaktadır. Konusu Cengiz Aytmatov'da çocuk ve çocukluk. Ben sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ediyorum. Bireyin kişiliğini şekillendiren, geleceğini tayin eden, ruhunun ilk tomurcuklarla yeryüzüne çıktığı bir gelişim, değişim, oluşum sürecidir çocukluk evresi. İnsan, evrene dair ilk izlenimlerini bu dönem içerisinde oluşturur. Doğduğu evin sakinlerinden başlayarak sokağına, mahallesine ve zaman içinde tüm dünyaya yönelen bakışıyla çocuk, ruh ve fikir dünyasını kendi elleriyle örerek yetişkinlik merdivenine çıkar. Öyleyse bugün yetişkin olan her insanın kişiliğinin temeli çocukluk evresinde atılmıştır. Ve diğer bütün vasıfları bu temelin üzerinde yükselmiştir. Bu bağlam çerçevesinde Aytmatov'un hayatına dönüp baktığımızda, çocukluk olarak adlandırdığımız bu dönemin onun üzerindeki inanılmaz kudretini ve şekillendiriciliğini apaçık görmekteyiz. Geliştirdiği güçlü kişiliğin mimarı çocukluğunun zor yaşam şartları olmuştur. Çocukluğu Aytmatov'un eserlerine görünmez bir perde arkasından yansımış, onları beslemiş, geliştirmiş ve doyurmuştur. Eserlerinden yayılan o acının, hayal ve umutla tatlanmış kokunun asıl sebebi, her sayfaya gizliden gizliye sinmiş olan çocukluğudur. Aytmatov, Kırgızistan'ın henüz bağımsızlığa kavuşmadığı 1928 yılında, Manas Dağı'nın zirvelerinden damlaya damlaya çoğalan beyaz köpüklü, masmavi, hayat bahşeden bir kaynak suyuyla bezeli Şeker Köyü'nde Törökul Aytmatov'un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Belirli bir yaşa kadar doğduğu yerin eşsiz tabiat güzellikleri ve ailesiyle geçirdiği çocukluğu, babasının boynuna geçirilen halk düşmanı yaftasıyla belki de ilk darbesini almıştır. Onun için bu, eserlerine alt metin olarak gelip yerleşen baba imgesinin biçimlendiği, çocukluğuna yetişkinlik zehrinin damla damla karıştığı, acının ruhunda ortaya çıkmaya başladığı ilk deneyim ve hayatın yüzüne çarptığı ilk kapı olmuştur. Kapının ona dönük olan yüzünde ise dehşetli ve zor günler Aytmatov'u beklemektedir. Babasının yokluğu ile daha dehşetli bir hale gelen hayatının ikinci darbesi ise savaşın soğuk, korkunç ve çocukluğu un ufak eden yüzü olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın bütün dünyayı kırıp geçirdiği o yıllarda Şeker Köyü de savaşın pasından, kirinden nasibini almış, eli silah tutan tüm erlerini savaş meydanına göndermiş ve köy, ihtiyarı, hastası, dulu ve çocuklarıyla baş başa kalmıştır. Şimdi sorumluluk o küçük omuzlarıyla, o küçük yüzleriyle ve boylarıyla 13-14 yaşlarındaki gençlerin sırtındadır. İşte o gençlerden biri de Aytmatov'dur. Kolhozun işlerini yapacak kimse kalmayınca iş gençlere düşmüş, dört işlemi bile doğru dürüst bilmeyenler öğretmen olmuş, gençler ekim biçmiş, kanal kazmış
öküz arabası sürmüştür. En büyük teselleri ise annelerinin, babalarınız sağ salim dönerse bu zorlukları hemen unutursunuz sözü olmuştur. Aytmatov'u Aytmatov yapan da aslında yaşamış olduğu bu acılardır. O yazdığı eserlerinde bizzat yaşadıklarından esinlenmiştir. O çocukluğunun geçtiği Şeker Köyü'ndeki insanları anlatmıştır. O savaşla değişen aile ve toplum bağlarını, savaşla geçen bekleyiş yıllarını anlatmıştır. Onun hikayeleri, çocukluğu savaşa denk gelen o dönemdeki bütün neslin hikayesidir. Savaş, acı, iftira, eziyet, hakaret ile geçen günler bir çocuğu işte böyle içten içe beslemiş, ona yepyeni bir bakış ve idrak vermiş, onu bir yazar vasfıyla donatmıştır. Öyleyse yazar olabilmenin şartını kabiliyet ve eğitimle birlikte mutsuz bir çocukluğa bağlayan Hemingway'in Aytmatov'un hayatını baz alarak konuştuğumuzda yanılmadığını söyleyebiliriz. Eserlerinin büyük çoğunluğunda mutlaka bir çocuk karakteri karşımıza çıkar. Asker çocuğundaki Avalbiyek, ilk öğretmendeki Altınay, Toprak Ana'daki Cambolat, Yüz Yüze'deki Asantay, Cemile'deki Seyit, Gün Olur Asra Bedel'deki Ermek ve Davul. Hepsi de savaşın çirkin yüzüyle karşılaşmış, güç bir yaşam mücadelesi içinde olan ve en önemlisi de babalarını bekleyen çocuklardır. Savaşın ağır yükünü omuzlayan koca yürekli yiğit, birer kahramandır adeta bu çocuklar. Tıpkı Jane Aytmatov'un gibi her erken yaşta bir yetişkin ruhuna bürünmek zorunda kalmışlardır. Yazarın ruhunda izler bırakmış olan çocukluk hatıraları bu eserlerde vücut bulmuş, dile gelmiştir. Aytmatov 14 yaşındayken okuma yazma bildiği için savaş vergisini toplama ve ölüm haberlerini ailelere ulaştırma işleriyle görevlendirilmiştir. Erken yaşta okulu bırakıp çalışmak zorunda kalmasını bizlere, özellikle Erken Gelen Turnalar adlı eserinde Sultan Murat karakteriyle aktarmıştır. Eserin adından da anlaşılacağı gibi çocuklar erken yaşta hayata atılıp büyük sorumluluklar almaya mecbur bırakılmışlardır. O dönemin savaş mağduru çocuklarının özlemleri, hatıraları, acıları bu hikayenin sayfaları arasına gizlenmiştir. Ömür Bayez bu sayfalara şöyle seslenir. Biz de Sultan Murat gibi aşkın cefasını çekmedik mi? Pullukları çeken zayıf atlara binip Sultan Murat gibi masallardaki kahramanlara özenmedik mi? Savaşa giden babaların, ağabeylerin yerine kalan biz çocukların büyük çabası, zaferin kazanılmasında pay sahibi değil midir? Aytmatov'un babasının ölümünden habersiz yıllarca gelmesini bekleyerek büyümesi, asker çocuğu hikayesindeki Avalbiyek'in durumuna benzemektedir. Bir film de olsa babasının yaşadığı, var olduğu düşüncesi Avalbiyek için bayram niteliğindedir. Aytmatov asker çocuğunun duygularını anlatırken, babasız kalan çocukların psikolojik durumunu, ıstıraplarını vurgularken aslında kendi deneyim ve duygularının yansımasını bize sunar. Bir çocuğun gözüyle toplumu incelediği ve bir aşka tanıklık ettiği hikaye ise Cemile'dir. Seyit'in ellerinde canlanan Cemile ve Danyar'ın tablosundan izleriz savaşın aile kurumunu bozan etkisini. Aynı şekilde Toprak Ana'daki Cambolat da savaşın bozduğu bir ailenin sonucu olarak doğan çocuktur. Asantay savaş sonucu annesini yitirir, Ermek ve Davul ise babalarını. Beyaz gemideki atsız çocuk savaşla birlikte suya karışır. Dişi kurdun rüyalarında yavru kurtlar bir türlü yaşama tutunamazlar. Eserlerdeki çocuk karakterler yaşamda büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorundadır. Ve sonunda Kassandra damgasında doğacak olan çocuklar bu acıyla dolu yeryüzüne gelmek istemediklerini haykırırlar. Onlar için artık mutluluğa ve huzurlu bir gelecek yoktur. Aytmatov elemli yaşam öyküsüne yenilmeden bu elemi milli hazinesiyle yoğurup evrensel sorunları işlemek için kullanmıştır. O değerlerin yaşatıldığı bir dünya tasarımı kurmuş, edebiyatı insanlara bir araya getirmek ve birbirine yakınlaştırmak amacıyla kullanmıştır. İnsanın doğasında var olan kötülüğe karşı durmuş ve onu yenmeye çalışmıştır. Bunları yaparken de en çok geleceğe, geleceğin çocuklarına seslenmiştir. Aytmatov'un umudu yeni nesildedir. Deniz kıyısında koşan ana köpekte olduğu gibi Kiriskin, yani geleceğin kurtulması için üç can hiç düşünülmeden feda edilmiştir. Çünkü çocuk gelecek demektir. Çocuk yeri geldiğinde olgun ve güçlü bir savaşçı, yeri geldiğinde barışın, sağduyunun ve masumiyetin simgesidir.
Aytmatov eserlerinde bu çocukları nasıl yetiştirmemiz gerektiğine dair bizlere yönergeler de sunmuştur. Çünkü çilesi tüm insanlık içindir ve insanlığa bizleri çocuk kavramı üzerinden ulaştırır. Geleceğimiz okuyan, öğrenen ve araştıran çocuklarımızın elleri üzerinde yükselip gelişecektir. Bizim onlara emanet edeceğimiz yaşam da kaos, acı ve savaşlarla yıpranmış olmamalıdır. Bunun için Aytmatov'un dediği gibi, her davranışımızda, her sözümüzde barışın güzelliğini, savaşların çirkinliğini vurgulamalı ve anlatmalıyız. Aydınlık bir gelecek için milli kültürüne bağlı, insanı merkez alan, insan toplumunun özgürlüğü için çalışmayı bilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Yeri geldiğinde bir çocuk gözünden bakmayı bilmeli, onların hem birer kahraman hem de saflığın sembolü olduklarını unutmamalıyız. Bugünün yetişen bilinçli çocukları yarının aydın umutları olacaklardır. Teşekkür ediyorum. Çocukluk, bireyin karakterinin şekillendiği en önemli evredir. Aytmatov da bu evreyi zorluklar içerisinde geçirmiştir. Şeyma arkadaşımız da Aytmatov'un çocukluğunda yaşadığı bu zorlukların kişiliğini nasıl etkilediğini ve eserlerine nasıl yansıdığını anlatmıştır. Aytmatov'un eserlerindeki çocuk karakterleri anlatarak Aytmatov'un milli kültürüne bağlı barış içerisinde çocuklar yetiştirmeliyiz mesajını iletmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ey Türk dünyasının büyük insanı, Bozkır'ın bilgesi Cengiz Aytmatov. Anadolu'dan geldik, seni okuduk, seni andık. Senin Türk dünyası için verdiğin çabayı anladık. Senden ne yaparsak insan oluruz, bunu öğrendik. Senden savaşın acılarını duyarak barışın kutsiyetini öğrendik. Senden tarihimizin, kültürümüzün, hikayelerimizin, milli hafızamızın önemini okuyarak bunları kaybedersek nasıl mankurtlaşacağımızı öğrendik. Senin kaleminden Türk kültürünü, Kırgız hikayelerini öğrendik. Sen bu dünyaya geldin, bir iz bıraktın ve gittin. Ruhun şad olsun. Kırgızistan Respublikası'nın Cogor Kenişi'nin törevası Dastan Cumabekov'tu. Sahnaya çatırabız. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Элчи Мырза, урматтуу Түркиядан келген коноктор, урматтуу Сами Мырза, урматтуу бул жерде отурган Манас университетинин жаамааты, ректор Сабахатдин Мырза, ошондой эле Асылбек Мырза, урматтуу окуучулар, агай эжелер, бардыгыңыздарды ушул бүгүнкү Манас университетинде болуп аткан биздин түрк дүйнөсүнүн, түрк дүйнөсүнүн улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып ушу Турция мамлекетинен келген мынакей татынакка болгон биздин окуучуларыбыз мына азыр кыска жакшы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бизге маалымат берип кетти, окуп кетти. Ошондуктан ушул майрамда сиздер менен жолугушуп отурганыма чын дилимде аябай ыраазымын. Мына бул жерде отурган Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү жакындары отурат. Розаже, саламатсызбы? Мынакей Чыңгыз Айтматов атабыздын улу отурат. Элдер Мырза, саламатсызбы? Сиздерди көрүп турганыма аябай кубанып турамын. Эми урматтуу туугандар, урматтуу окуучулар, азыркы сөз жогоруда болгон биздин атабыз, улуу атабыз түрк дүйнөсүн дүйнөгө тааныткан өзүнүн калеми менен дүйнөгө тааныткан кыргыз элин, анын ичинде түрк дүйнөсүн тааныткан Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармачылыгынан кыска үзүндүлөрүн мынакей биздин окуучуларыбыз берип кетти. Эми бул эмнеден келип чыкты? Мен кыска маалымат берип кетейин. Түркия мамлекетинен келген Турция мамлекетинен мурунку айыл чарба министри мына бул жерде отурат Сами Мырза ушул чыгармачылыкка, ушул бүгүнкү чыгармага өзүнүн абдан
çok insanlığın boştu. Ankeni Türkiye memleketinde 2500'den aşık okuçular Çıngız Aytmatov'un çıkarmaçılığını okup bayandan an içinden en tak tuttuğuları şu çıkarmasının elge çündürüp bergen Türk ellerine çündürüp bergen 40'a yakın studentlerde konkurstan da çatkanda tandıp alıp buna oşulurdu dünyanın bardık yerini kıdırtıp Çıngız Aytmatov'un çıkarmaları menen Türk dünyasını tanıp duruyordu. Oşo gündün biri, buna ki iki günden beri bizden Kırgızstan memleketi bizde olatı. Men oşul çakırığını alğandan geyin, abdan süyünüp, buna oşul jeyinde katışıp, kuanı oturamın. Ankeni Çıngız Aytmatov, bu bizden Türk dildiği memleketlerden Kırgız elin dünyaya tanıtkan atavuz ekenimizde hiç kim tan albaydı. Biz bu menen barıktan ağız, biz bu menen sıymıktan ağız. Oşulduktan Сами Мырзага ушул Анадолу мектебин уюштуруп, анын башында өзү туруп, ушу бардык чыгымдарды көтөрүп, ушу 40'ка жакын окуучуларды Кыргызстанга алып келип, анын негизинде ушу кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде ушу Чыңгыз Айтматов жаралган, кыргыз элинин уулу деп мынакей анын мекени менен тааныштырып, жада калса Чыңгыз Айтматовдун мынакей туулган Шекер айылына чейин айтылып кетти бул жерде. Бул бизди абдан сүйүндүрөт. Бул бизди ошол Түркия мамлекетиндеги 85 миллион эли бар түрк мамлекетинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы демек жаңырып айтып турганына бүгүн далил болгон. Мен толук ишенип силерге айтып кете алам урматтуу бүгүнкү катышуучунун биздин окуучуларыбыз. Эми сөзүм көп узатпайын, мен бир аз болсо да Türkçe çündürüp keteyim. Bu yerde oturgan bizden Türkiye'den gelip Türkiye'den gelgen konoktoruz var. Rok az bolsa da men Türk dilinde de biraz kısa bayanlama berip keteyim. Sayın misafirlerimiz, sayın bizim bugünkü toplumda katılan sayın Sami Bey, eski bakanımız, size çok teşekkür ederiz. Çok emek verdiniz. Bizim Kırgızistan'da bugünkü bayramımız bu bizim Çıngız Aytmatov babamıza yani çok emek verdiniz. Çünkü şimdi burada bizim çok güzel öğrencilerimiz Çıngız Aytmatov'un yazarlarını okurken bizi çok mutlu etti. Yani gerçekten mutlu etti. Bizim Kırgız Türk dünyasının dağı var ekenin biz anladık. Yani gerçekten anladım. Türkiye'de bu Anadolu Mektebi'nin yaptığı işleri bütün öğrencilerin arasından bu güzel öğrencilerimiz yani daha güzel Çıngız Aytmatov'un yazarlarını okurken onları Kırgızistan'a getirip onun Çıngız Aytmatov'un doğduğu Çıngız Aytmatov'un Atayurt'un görürken bunlar da ben düşünüyorum mutlu olduğunu, gerçekten mutlu olduğunu düşünüyorum. Biz Türk dünyasında hepimiz biriz. Bizim atayurtumuz, anayurtumuz Türkiye, Kırgızistan olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bir ay önce Türkiye'de, Türkiye'nin 1071. sene şimdi Anadolu'ya, Atayurt'tan Anadolu'ya gittiğim 948 yıllığının bayramında katıldım. Ben anladım oradan. Gerçekten Türkiye'nin, Türk milliyetinin Orta Asya'dan, onun içinden Kırgızistan'dan Türkiye'ye göç etmesini oradan anladım. Orada çok güzel konuşmalar oldu. Ondan sonra İznik şehrine gittim. İznik şehrinde 1330 senesinde bizim askerler, Kırgız askerleri Türk askerleriyle beraber düşmanlara oradan savaşırken şehit olduğunu, onun türbesinde olduğunu beni çok mutlu etti. Demek o zamanlarda bizim askerlerimiz, bizim atababalarımız bir olduğunu tarih gösteriyor. Gerçekten tarih gösteriyor. Şimdi biz uçakla 5 saatte gidip gelsek ama o zamanları
1300, 1070 seneleri ata babalarımız atla savaşırken o kadar topraklarını almışken bizi çok mutlu etti. Demek bundan sonra biz gençler, bundan sonra da Türk dünyasının bizden sonraki gençleri mutlu, güçlü ülke olarak bırakmamızı demek hepimiz bugünkü günden başlayarak çalışmamız lazım. Bu çalışma bizim öğrencilerimiz gösterdi. Nasıl çalışacak, bizi nasıl mutlu edecek, bizde nasıl beraber olduğunu yol açtı, yol gösterdi. Demek bizim Çıngız Aytmatov gibi babalarımız, yazarlarımız, politik adamlarımız, bizim güçlü adamlarımız olurken Türk dünyası yaşadığını biz biliyoruz. Onun için sayın Bulcer'de gençlerimiz, her zaman biz bir yakadan baş, bir yengden el çıkarsak bizim güçlü olduğumuzu biz dünyaya gösteririz. Ondan sonra bugün Türk dünyasında politik iş adamı olarak Tayyip Erdoğan Bey'in bugünkü günde İslam dünyasında, Türk dünyasında lider olduğunu hepimiz haberimiz var. Onun için biz Türk dünyası için hepimiz beraber çalışalım. Türk dünyasının bir güçlü olması için hepimiz bir arada olduğumuz zaman biz daha güçlü olacağız. Bundan sonra bu tarih gösteriyor. Ata yurtumuz, ana yurtumuz, bizim kanımız, bizim dinimiz, bizim yüreğimiz, bizim her tarafımız bir olduğunu tarih tasdikliyor. Tarih gösteriyor. Onun için biz mutlu bir Türk dünyasında yaşadığımızı her zaman göstermemiz için ne lazım? Çalış, oku, iyi dersler, iyi dürüst adam olursak biz bu işlerin hepsini biz hızlı bir arada yapacağımızı haber verir. Hurmatlı okuçular, ben sözümde ayaktan çatıp naki kısa malumat vereyim. Hazırkı günde dünyada bu güçlü memleketler kanday jol menen önügüp jatat. Anın bardıgıstar sizler jakşı bilesizler. Anın içinde Türk dünyasında bolgon bu Orta Aziya, Türk memleketleri, Azerbaycan, Tatarlar bolsun. Bugünkü günde biz bardıgıbız bir arada bir bolup dünyadagı bardık el aralık uyumdarda bolobu. Dünyadagı ar bir spor jarışında bolobu. Dünyadagı başka bir ışında oturumdar bolobu. Biz bir oydo, bir fikirde bolsok biz köp jeñişlerge jetebiz. Манас университетинин ректору агайбыз, ректор агайбыз урматтуу Түркиядан атайын конок болуп келген Сами Бей агайбыз, урматтуу окуучулар, урматтуу профессорлор, урматтуу коноктор, мынадан бир жакшы иш чара болуп атат. Бүгүн улуу жазуучубуз Чыңгыз Тургунович Айтматовду сиздер менен бирге, келген конокторубуз менен бирге эскерип атабыз. Арабызда дагы мынакей Роза эжебиз отурат, элдарыбыз отурат. Булардын баардыгын дагы сиздердин атыңыздардан, биздин атынан ыраазычылык билдирип коебуз, уруксат этиңиздер жана куттуктап коебуз. Президенттин сооронбашарычы айтты, окуучулардын деңгээли акында дүйнөдө эң көп китеби сатылган, эң көп окулуп аткан үч жазуучунун арасына биздин жазуучу Чыңгыз Айтматов келген. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык, абдан чоң баа. Дүйнө бүгүнкү күндө Айтматовду окуп атат. Ошол өрнөк менен, ошол үлгү менен жөн эле окуп баштады. Ошол чыгармалардын үстүнөн ой жүгүртүп, алардын ичинде жазылган мазмунду, темаларды алып чыгып, жаштарга сиңирели деп абдан жакшы иш чара Түркияда болуп атат. Сами Бей баштаган абдан чоң бир иш чара экен. Бүгүн мына балдарды көрүп отуруп абдан кубандым, анткени балдардын ой жүгүртүүсү ошол темалардын түпкүлүнө чейин, тамырына чейин изилдөөсү
абдан таң калдырат да. Анткени бир канча темаларды берди. Бала жөнүндө, адамдын согуштагы абал жөнүндө, сүйүү темасы жөнүндө жана башка. Ошонун баардыгын мен ойлойм. Баягы көбүрөөк өзгөчө ушул жашообузда, азыркы турмушубузда көбүрөөк түшүндүрүп, көбүрөөк айтып, көбүрөөк аудиторияга айтып бергенге аракет жасаш керекпиз. Азыр мынакей Турциянын баардыгын кыдырып келиштир. Анан бүгүн мынакей Кыргызстанда сиздерге, сиздер менен бизге өздөрүнүн ойлорун айтышып атат. Окуган бир нерсе, бирок ошол окуп атканда ошол элестеткен көрүнүштөрдүн баардыгын өлкөсүнө барып көрүш бул экинчи нерсе да. Мына балдарга абдан чоң бир шанс болду деп эсептейм, мүмкүнчүлүк. Анткени Кыргызстанга келип Жамиляга окшогон кыздардын жүзүн көрүш, мугалимдерди көрүш, ошол үйлөрдү көрүш, ошол Гүлсаракка окшогон аттарды көрүш, ошол табиятты көрүш, ошол элди көрүш бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан Санбей, сизге абдан ыраазычылык билдиребиз балдарга көрсөткөнүңүз үчүн. Мына биз туризм менен алектенебиз параллелдүү түрдө. Туристтер келет бизге, немистер келет, англичандар келет, арабтар келет, жана башкалар келет. Көбүнесе Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуган адамдар. Алар Кыргызстанга келип, биз ошол үйлөрдү, биз ошол көчөлөрдү, биз ошол элди, биз ошол жүздөрдү көргүбүз келет деп абдан көп айтышат да. Мына ошол нерсе бүгүнкү күндө мен ойлойм ишке ашып атат. Өзгөчө мынакей Вандан келген кыргыз кызынын биринчи жолу Кыргызстанга келип ошол эң жакын болгон топурактарын кармап көрүш мындай жүрөк тилет да. Ошон үчүн мен ойлойм абдан бир жакшы бир иш чара болуп атат деп. Бул иш чара мен ойлойм мындан ары дагы уланат го, көп кишилерге айтылат го деп. Анан эми Айтматов Чыңгыз Түрөбович абдан чоң биз үчүн жазуучу, дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу. Өзгөчө мен ушул Түркияга, анан түрк элине абдан ыраазычылык билдиргим келет. Анткени Чыңгыз Түрөбович тирүү кезинде дагы, көзөткөн кезинде дагы мынакей сыйды сиздер көрсөтүп атасыздар. Былтыр 90 жылдыгын белгиледи биз дүйнө жүзү боюнча. Бирок 90 жылдыгын белгилөөдө эң көп иш чара жасаган, эң көп эскерген, эң көп айтылган мына Түркия мамлекети болду. Ошондуктан сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм эми Айтматов атабыздын дагы көзү өтүп кетсе, бирок артында абдан чоң деген мурас калтырды. Айтматов чыгармаларында эң негизги кирпич бул адам, адам чөйрөсү, адам табиятта, адам үй бүлөдө, адам согушта, адам дүйнөдө, адам космосто кандай болуш керек, эмнелер менен жашаш керек, ошонун кайгысы, кубанычы, ошонун баардыгы бизге чоң бир мурас катары калтырып кетти. Эгер биз дүйнөнү жакшы абалда, баланста бир деңгээлде кармап турабыз десек, Айтматовдун чыгармаларын дүйнө жүзүнө биз такаш керекпиз. Анткени мынакей кыздарыбыз айтты, Айтматов дүйнөнү сактап калыш үчүн адабиятты инструмент катары колдонуп бизге ошол мурасты таштап кетти. Ошол мурасты биз дүйнөгө тартаткан аракет жасайлы. Анан бир канча сөз сөйлөйм биздин Түркияда келген конокторубузга. Дээрлүү мисафирлерибиз, дээрлүү конокторубуз, дээрлүү Санибей үйрөнчүлөр, эпиңизге бүгүн Кыргызстанга келип бөлө бир улайыйде чектештергениңиз үчүн чок тешеккүр эдебиз. Кыргызстан үчүн, дүйнөсү үчүн, дүйнө үчүн биринчи бүйүк бир улай. Чүнкү мен дедим, дүйнөнүн эң үнлүү деп эң чок окуян үч язардын арасына Чыңгыз Айтматов кирди. Ама окумак бир тарапта, окудуумуз заман алары көзүбүздүн алдында түшүндүүбүз жана керчектештирдигибиз заман онун эпсини керчектен көрмөк, о өлкөйү көрмөк, о инсандарды көрмөк, о жүзү көрмөк, о Жамиляйы көрмөк, о Данияры, о Гүлсараты көрмөк Кыргызстанда, о сопактары көрмөк, о топурагы хис этмек, о бир башкадыр. Ошон үчүн бүтүн өрөнчүлөрүбүзге
büyük imkan ve büyük şans oldu Kırgızistan'a gelmek. Onu görmek, onu hissetmek. Biliyoruz yani okuduğumuzda kitaplarda onların hepsini görebiliriz ama kalplerin böyle bir araya gelmesi, sözlerin bir araya gelmesi, yüzlerin bir araya gelmesi o bir başka iştir. Onun için bu büyük büyük olay bence bu öğrencilerimiz için, gelecek öğrencilerimiz için bütün hayatında kalacak bir olaydır. Özellikle benim bu Van'dan gelen kızımız hakkında konuştum. Yani Kırgız olarak Kırgız topu okuranını ilk kez görmek, Kırgızlar ilk kez görmek o büyük bir, yani kendisinin hayatında büyük bir olaydır. Onun için size çok teşekkür ederiz. Cengiz Aytmatov eserlerinde insan hakkında yazdı. İnsanın çevresi, insan ailede, insan ülkede, insan savaş gibi olaylarda, insan dünyada ve insan gökyüzünde. Nasıl olmalı? İnsanın insanlığı nasıl olmalı? Ve diyoruz çağdaş zamanda şimdi günden güne Cengiz Aytmatov'un eserleri ünlü olmaya başladı. Çünkü sadece biz başlıyoruz. Onun sırlarını, onun içinde yazılan bütün anlamı sadece anlamaya başlıyoruz. Onun için benim çalışmamız lazım. Bütün dünyayı bu dengede, bu şimdiki havada saklamak istiyorsak bütün dünyaya Cengiz Aytmatov'un eserlerini anlatmamız dağıtmamız lazımdır. Onun için özellikle ben Türkiye hükümetine, Türkiye ülkesine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçen yıl biz Cengiz Aytmatov'un 90 yıllığını kutladık. Dünyada, bütün dünyada Türkiye gibi çok eserlerini okuyan, çok olaylar yapan, çok kutlayan bir devlet olmalı. Onun için, o için teşekkür ederim. İlk ülkeyiz ama bir dilimiz var, bir dinimiz var, bir milletiz. İyi ki başka bir yerde. Onun için Cengiz Aytmatov bizi her zaman birleştirir. Bizi değil, bugün öğrencilerimiz söylediği gibi bütün dünyaya eserlerle insanlığı birleştirme hale getirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Kırgızistan Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Kültür ve Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Cengiz Aytmatov ve benzerlerinden biri de Anadolu'yu büyüten, yücelten Mevlana Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi'nin Kırgızca ve sizin bildiğiniz diğer dilden baskılarını getirdik. Burada kültür müşavirimizin de geçmişte bu konuda çok emeği var. Ben o kültür müşavirimizi de buraya çağırarak Sayın Başkanımızla birlikte bu hediyeyi, sembolik hediyeyi birlikte sunalım.